Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pastane poğaçası tarifim var. Pastaneden aldığınız poğaçalar ile birebir aynı diyebilirim. Hatta daha lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz poğaçamızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 1 paket kuru maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, ve yarım su bardağı 100 ml ılık suyumuzu alalım. Mayamız ve şekerimiz eriyinceye kadar iyice karıştıralım. Mayamı ve şekerimi iyice erittim. 2 adet yumurta akımı içerisine ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı yoğurdumu da ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. İçerisine 250 gram besel yağ kullandım ben arkadaşlar. İsterseniz 250 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. İçerisine yağımı da ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Yağımı bu şekilde eziyorum. Ve biraz eritiyorum. Bir miktar yoğurduktan sonra içerisine unumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Toplamda kullandığım un ölçüm 4 su bardağı. Kullandığım bardak ölçüm ise 200 milim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam ediyorum. Ama toplamda 8 su bardağı un yeterli oluyor arkadaşlar. Hamurumu bu şekilde iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yaptık. Hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuralım. Hamurumun üzerini kapatmadan 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakika boyunca hamurumu dinlendirdim. Bu şekilde biraz daha yoğurup hamurumu bezelere ayırıyorum. Toplamda 15 tane beze elde ettim arkadaşlar. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ama 15 tane yeterli oluyor. Bezelerimi yaptıktan sonra yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimin içerisine hamurlarımı dizdim. Bu şekilde yine 5 dakika bekletiyorum. 5 dakika beklettikten sonra üzerlerine bu şekilde bastırıyorum. Ve hamurlarımı yassı yapıyorum.
Hamurumun üzerine bastırdıktan sonra önceden ayırmış olduğum yumurta sarımı hamurlarımın üzerine sürüyorum. Üzerine çatal ile çizikler atıyorum. Normal poğaçalarımızı yaparken hamurumuzu önceden mayalandırıp daha sonra bezeleri ayırıyoruz. Ama bu poğaçada tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce bezeleri ayırıyoruz. Daha sonra mayalandırma işlemini yapıyoruz. Poğaçalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra 30 dakika üzerini kapatmadan mayalandırıyorum. Hamurlarımı 30 dakika üzerini kapatmadan dışarıda mayalandırdım. Daha sonra fırınımı 60 derecede ısıtıyorum. 10 dakika kadar ısıtmanız yeterli. Daha sonra fırınımı tamamen kapatıyorum ve hamurlarımı içerisine koyup 45-50 dakika kadar daha içerisine mayalandırıyorum. Bu arada fırınım kesinlikle açık değil. Fırınımı ısıttım, 60 derecede kapatıyorum. Kapattıktan sonra hamurumu içerisine koyup mayalandırıyorum. Yaklaşık 45-50 dakika mayalandırdım. Bu işlemi tamamladıktan sonra fırınımdan tepsimi alıyorum. Poğaçalarım bu şekilde kabarmış oluyor. Daha sonra fırınımı 175 derecede ısıtıyorum 5 dakika kadar. Poğaçalarımı içerisine koyuyorum. Ve sadece 18 dakika poğaçalarımı pişiriyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar pişirdikten sonra. Poğaçalarınızın bu şekilde kızarması için 18 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. Altı ve üzeri bu şekilde kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Kesinlikle yumuşacık bir poğaça ve pastane poğaçası ile aynı diyebilirim. Hatta daha lezzetli bir poğaça. Eğer denemediyseniz sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam tutan bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Aktif olarak tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun.